Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, bugün de Güzel Hayat programından tüm izleyicilerimize merhaba. Bugün de aslında yaşamımızı çok ilgilendiren, hayatımızda çok sık karşılaştığımız ve birçok insanın hayatında var olan aslında kalın bağırsak ve boşaltım yoluyla ilgili hastalıkları yine bilim insanları ile konuşacağız. Acaba kalın bağırsaklarımız hangi hastalıklarla yüzleşebiliyor? Riskler, şikayetler, bulgular, nedenler, teşhiste yol haritası, tedavi, onkolojideki yöntemler, zamanın sunduğu tedavi olanakları, tarama yöntemleri ve hemoroidler, fistürler gibi korunmaya yönelik de birçok şeyi yine sizin sorularınızla bilim insanlarımıza soracağız. Bugün hemen size bilim insanlarımızı tanıtmak istiyoruz. Bugünkü hocalarımızın tümü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin değerli hocaları. Öncelikle hocalarımız hoş geldiler. İlk hocamız Profesör Doktor Hasan Özkan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Hasan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Hocam. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yine ikinci hocamız Profesör Doktor Bülent Erkek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Bülent Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Üçüncü hocamız Doçent Doktor Cihangir Akyol. Cihangir hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Cihangir hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan hocam. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve dördüncü konuğumuz Profesör Doktor Güngör Utkan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Güngör Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun nazik davetiniz için. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, konumuz kalın bağırsak ve boşaltım yoluyla ilgili merak edilen neler var onları bilim hocalarımıza soracağım. Hemen ilk sorumu Hasan Hocam'a sormak istiyorum. Hocam kalın bağırsaklar dedik. Boşaltım yolumuzun aslında hem deposu hem de birçok faaliyetin gerçekleştiği bölgesi. Kalın bağırsaklarında herhangi bir şikayeti olan ya da hastalığı olan insanlar hangi şikayetleri yaşarlar, hangi bulgular bulunabilir? Bunları hemen hızlıca sizden alalım. Buyurun hocam. Sinan hocam, şimdi kalın bağırsağın tabii 3 önemli hastalığı vardır. Bir tanesi fonksiyonel bir bağırsak hastalığı varsa onunla ilgili semptomlar vardır, belirtiler vardır. İkincisi iltihabi bağırsak hastalığı vardır. Kolonun iltihabi bağırsak hastalıkları. Onun ayrı semptom ve belirtileri vardır. Üçüncü olarak kolonun kanserleri, malign hastalıkları, kötü huylu hastalıkları. Onların da farklı semptomları vardır. Genel olarak kolon hastalıkları, kalın bağırsak hastalıklarında karın ağrısı ön plandadır. Şişkinlik, gaz arkasından gelir. Fonksiyonel hastalıklarda şişkinlik tabii önem arz ediyor. İltihabi hastalıklara gelince bunlarda hastada makattan iltihap gelmesi, sıvı gelmesi, giderek hastada zayıflama, zaman zaman ateşin olması, eğer hastada tümör vesaire buna benzer kötü huylu hastalık gelişecekse onda da kilo kaybı, yine kanama şeklinde, makattan rektal kanama şeklinde semptomlar olabilir. Dolayısıyla hastalığın tipine göre fonksiyonel hastalık mı, yoksa iltihabi hastalık mı, yoksa kanser gibi malign bir, kötü huylu bir hastalık mı? Bu hastalıkların semptomları hepsi ayrı ayrıdır. Örneğin mesela bağırsakta divertiküller vardır. Bunlar delindiği zaman akut karın dediğimiz şiddetli tahta karın oluşur, perforasyon oluşur veya iltihaplanır, ateşi çıkar, ağrısı olur veya kanar. Yani bir basit divertikül bile hayati önemi arz eden semptomlar ortaya çıkarabilir. Fonksiyonel hastalık toplumda çok hastalıkta fonksiyonel bu nedir? Hassas bağırsak sendromu dediğimiz benzeri hastalıklar. Bunlarda hasta yani hayat kalitesi bozuluyor. Şişkinlik, gaz, geğirti ve toplumda sık rastlanan bunlar semptomlardır. Neticede hastanın bu şikayetlerinin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bu şikayetlerden yola çıkarak tetkikleri ona göre planlayıp hastalık teşhisine yönelmemiz lazım. Evet.
Evet hocam, tabii özellikle toplumda bu bahsettiğiniz şikayetler çok yaygın görülüyor ve herkes de kendi belirlediği bir takım ilaçlarla bunlara çare aramaya çalışıyor. Ama siz dediniz ki tabii bunların altında neler yattığına bakmak lazım ve soruna yönelik bir tedavi planlaması da bizim profesyonel hekimliğin bir gereği. Şimdi Bülent hocam, size soracağım tabii. Hasan hocam kanserlerinden bahsetti, kalın bağırsak, ve kanser gerçekten bizim bütün organlarımız için en çok korkulan tarafını oluşturuyor. Kalın bağırsak kanserlerinde hocam kimler risk altındadır? Ve bugün obezite problemi son derece yaygın ve giderek artıyor. Acaba obezite kalın bağırsak kanserleri için bir risk faktörü müdür? Buyurun hocam. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Risk faktörlerimiz kolorektal kanserler için değiştirilemez risk faktörleri ve değiştirilebilir risk faktörleri olarak ana başlıkta inceliyoruz. Özellikle yaşlılık, yani 50 yaşının üzerinde olması bir insanın kolorektal kanseri için bir risk faktörü. Erkek cinsiyet yine bir risk faktörü. Aile öyküsünün olması bir aile risk faktörü. Kolorektal kanserlerin zaten %5-7 arasındaki bir kısmı kalıtsal, yani aileden genlerle geçiş gösteren kolorektal kanserler. Aynı zamanda hocam, Hasan hocam söyledi, uzun süreli tedavisiz veya takipsiz inflamatuar veya işte iltihabi bağırsak hastalığı olması da bir risk faktörü. Değiştirilebilir risk faktörleri ise bizim hayat şeklimizi değiştirerek korunabildiğimiz veya azaltabildiğimiz risk faktörleri. Bunlardan en önemlisi diyet. Özellikle fazla miktarda kırmızı et veya işlenmiş et ürünleriyle beslenenler risk altında. Düşük lif alımı diyette, düşük tahıl tüketimi, düşük kalsiyum alımı yine risk faktörleri. Bunun yanı sıra alkol tüketimi yine bir risk faktörü. Sigara kullanılması bütün kanserlerde olduğu gibi önemli bir risk faktörü. Ve fiziksel aktivitenin azalması. Yani günde bir 30 dakikalık yürüyüş kolorektal kanser için riski düşüren bir önemli faktör. Obeziteye gelince, evet, obezite özellikle erkekler için ciddi bir risk faktörü. Fakat halk arasında vücut kitle indeksi denilen şeyin fazla olmasından daha çok bel çevresi ölçümü önemli. Bel çevresi ölçümündeki 10 santimlik bir artış kolorektal kanser riskinde yaklaşık %4'lük bir artışa neden oluyor. Ve karın içindeki yağlanma çok daha önemli. O yüzden de Asya toplumlarında özellikle biz insanları görüyoruz. Yani çok şişman değiller ama Asya toplumunda karın içi yağlanma çok fazla ve bu insanlarda da kolorektal kanser riski artıyor. Kadınlarda neden erkekler kadar fazla değil? Çünkü menopoz sonrası yağ dokuları östrojen üretiyor ve bu şişmanlığın getirdiği riski belki bir miktar bu östrojenle azaltıyorlar. Ama şişmanlık, obezite hem kadında hem erkekte bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor hocam. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Evet hocam, burada tabii bu değiştirilebilir veyahut da yaşam tarzına bağlı faktörlerin çok çok önemli olduğunun altını çizdiniz. Özellikle tabii bu işlenmiş etler, kırmızı et tüketiminin fazla olması ve bizim tabii düşük lifli tüketim anlayışımız, ama alkol tüketimi, sigara tüketimi, ki bu bütün hastalıklarda önümüze çıkan hususlar, bir de tabii hocam hareketsizlik, yani birazcık koltuğa bağlı yaşam tarzı hocam, bunların kolorektal kanserlerde önemli olduğunu söylediniz. Demek ki biz bunları düzenlersek hayatımız değişebilir. Bir de tabii güzel bir şey daha söylediniz. Bel çevresi bugün 10 santimden fazla genişliyorsa özellikle erkeklerde %4 daha kanserin arttığının altını çizdiniz. Tabii bunlar izleyicilerimizin kulaklarına küpe olması gereken altın öğütler. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Evet Cihangir hocam, toplumumuzda çok yaygın olan diğer sorunlardan bir tanesi de bizim boşaltım yolunda gördüğümüz hemoroidler, fissürler ya da çatlaklar.
Bunlar nedir hocam? Şikayetler ve bulgular nelerdir? Buyurunuz. Tabii şimdi hemoroid dediğimiz zaman halk arasında özellikle basur, mayasıl diye de çok anılıyor. Hemoroidal hastalık, ana küsür hepsine genelde halk arasında basur ismi veriliyor. Aslında hemoroidal hastalık ve ana küsür birbirinden farklı hastalıklar. Hemoroidal hastalık aslında çok sık görülen bir hastalık. Toplumun neredeyse yarısında görülüyor. 30 yaştan sonra başlıyor görülmeye. Erkeklerde yaklaşık 1,5 kat daha sık. Hemoroid dediğimiz zaman aslında diğer hemoroid dediğimiz zaman rektumun ve anüsün en alt kısmında yerleşmiş, anal kanalda, anal kanalın üst kısmında yerleşmiş damar ağından oluşan yastıkçıklar bunlar. Bunların belli bir fonksiyonu da var. Bunlar hepimizde olan yapılar. Bunlar büyük tuvalet tutmamıza yardımcı olan, gaz tutmamıza yardımcı olan anatomik yastıkçıklar aslında. Fakat bunların tahriş olması, bunların üzerlerindeki zarların yırtılması, uzun süreli ıkınmalar, kabızlıklar, ishaller, bunların dışarıya doğru sarkmalarına, bazen kanamalarına, bazen de içlerinde pıhtı oluşumuyla tromboze hemoroid dediğimiz pıhtılı hemoroid hastalığına sebep olabiliyorlar. Ve işte şikayetler o zaman başlıyor. Hemoroid hastalığının genellikle en sık bulgusu karşımıza genelde kanamayla çıkıyor. Hastalar en önemli şikayet olarak kanamadan bize bahsediyorlar. Bu tuvalette büyük tuvalet yaparken, temizlenirken tuvalet kağıdında gördükleri bir kanama olabileceği gibi klozette ya da temizlenirken gördükleri bir kanama da olabiliyor. Bunun dışında yine bir pıhtılı hemoroid ya da evre 4 dediğimiz dışarıya kadar sarkmış ve içeriye girmeyen çok tahriş olmuş hemoroid hastalarında ağrı da karşımıza çıkıyor. Onun dışında kaşıntı, makatta ıslaklık hissi yine hemoroidde sık karşılaştığımız bir durum. Ana küsür ise biraz daha farklı, biraz daha hemoroide göre nadir görülüyor. 350 kişiden bir kişi de ana küsür hastalığını görüyoruz. Erkekle kadın hemen hemen burada eşit ve özellikle 15-40 yaş arasında görüyoruz. Ana küsür makat çatlağı dediğimiz ana deride oluşan yırtık nedeniyle oluyor. Hastalar en fazla ağrıdan şikayetçi oluyor ve tipik olarak da ağrıyı aslında çok güzel tarif ediyorlar. Sanki büyük tuvaletimde cam parçaları, jilet parçaları varmış da büyük tuvalet yaparken onlar yırtıyormuş gibi bir ağrı oluyor diye hastalar genelde tarif ediyorlar. Tabii ki büyük tuvalet sırasında başlayan bu ağrı hastalığın şiddetine göre büyük tuvalet sonrasında da bir süre devam edebiliyor. Bunun dışında yine kanama bu hastalarda karşımıza çıkabiliyor. Hemoroide göre daha az görüyoruz. Yine kaşıntı eşlik edebiliyor. Bazen akıntı, ıslaklık hissi yine eşlik edebiliyor. Birbiriyle karışsa da aslında birbirinden tedavileri de birbirinden çok farklı olan iki hastalık. Ama toplumda ikisi hemen hemen aynı hastalardan aynı şekilde ifade ediliyor. Ve dediğim gibi hemoroid hastalığı yani %50'ye yakın oranda toplumda görülen hastaların bir şekilde hekime başvurduğu ya da kendi kendilerine tedavi etmeye çalıştıkları bir hastalık. Çok önemli bir uyarı da yapmak istiyorum. Yani hemoroid hastalığından şüpheleniyorsanız varsa lütfen bunu kendiniz ya da komşunuzdan duyduğunuz ilaçlarla tedavi etmeye çalışmayın. Çünkü hemoroid hastalığına eşlik eden daha büyük sorunlar var ise hemoroid hastalığına almış olduğunuz tedavi bunları gölgeleyebilir. Hemoroid hastalığından şüpheleniyorsanız, ana küsür hastalığından şüpheleniyorsanız lütfen bir hekime, bir sağlık profesyoneline başvurmanızı izleyicilerden rica ediyorum. Evet hocam, sizin de bu anlattığınız bilgiler içerisinde tabii hemoroidin ve fissürün aslında basite alınmaması gerektiğini ve bunları böyle kulaktan dolma yöntemlerle insanların geçiştirmeye çalışmaması gerektiğini, bunlara hazırlayıcı bir takım hastalıklar olabileceğini, onun için de gidip hekimlere
özellikle bu ilgili yerlerin de kontrolünü sağlayacak derinlemesine bir muayenenin yapılması gerektiğini söylemiş oldunuz. Şimdi Güngör Hocam, tabii sizler tıbbi onkolog olarak birçok organ kanserlerinde veyahut hastalıklarında tedaviler sağlıyorsunuz. Acaba kalın bağırsak hastalıklarından hangisi bir onkoloğun tedavi alanındadır ve ne zaman bir tedavi seçeneği sizin için kalın bağırsakta doğar hocam? Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağlığın birinci kuralı bilinçlenmek. Toplumun bilinçlenmesine katkınızdan dolayı çok teşekkürler. Çok önemli, çok değerli bir şey bu. Biz onkoloji olarak kalın bağırsak kanserleriyle ilgileniyoruz. Kanser dışında iyi huylu tümörlerinde hemen hemen kemoterapinin yeri yok, kullanmıyoruz. Bir hasta bir gün bana sordu, kanser ne demek dedi. Kanser dediğimiz zaman oradaki tümörün kendi kendine üreme yapabilmesi, çoğalabilmesi, halk arasında buna dişisi derler. Yani çoğalabilen bir dokudur. Hasta erken evrede yakalanırsa, ki bu güzel bir şey, istediğimiz şey bu, erken evrede yakalansın istiyoruz, ameliyatla temizlenir. Ameliyatla temizlendikten sonra önümüzde iki seçenek var. Eğer bu tümör çok erken evre ise kemoterapi bile vermiyoruz, sadece takiple gidiyoruz. Eğer orta düzey bir evre ise koruyucu kemoterapi veriyoruz. Hastalarıma hep şunu anlatıyorum. Bakın diyorum, şu anda bir hastalığınız yok. Hastalık çıkarıldı, hastalıksızsınız. Bu vereceğimiz ilaç koruyucu kemoterapidir. Nasıl ki çocukları aşılatıyoruz değil mi? Korunmak için, bir hastalıkları olduğu için değil. İşte ameliyat sonrasında da bizim verdiğimiz bu kemoterapi koruyucu kemoterapidir. Bu ameliyat sonrasında verdiğimiz kemoterapi hastaları, yine ilk söylediğim şeylerden birisi şudur, saç dökmez. Hele hele hanımlar için çok değerli bir şeydir. İnsanın saçının dökülmemesi erkekler için de değerli tabii. Yaşım ilerledikçe değerini ben de anladım. İlk bu koruyucu kemoterapide saç dökülmesini beklemiyoruz. Burada önemli noktalardan birisi şu. Kanser tanısı konduysa bir hastaya mutlaka takibinde bir tıbbi onkologla kontağının olması gerekir. Bu salgın döneminde şunu çok yaşadık. Korktuk, doktora gidemedik. Korktuk, gelemedik. Ameliyatın olmuş, erken ya da geç. Ama ilaç almaya gelmemiş. Çünkü bu ilacı verebileceğimiz bir süre var. Ameliyat olduktan sonra 8 haftayı geçmesini istemiyoruz. İdeali 4-6 haftadır. Kararsız kaldıklarında, kafalarına takılan bir şey olduklarında lütfen doktorunuza danışın. Çünkü bunun bir zamanı var. Koruyucu kemoterapinin zamanını geçirirsek bir faydası olmuyor. Daima serum şeklinde mi? Hayır. Hastaya göre, duruma göre hap şeklinde olan kemoterapiler de vardır. Hasta hiç serum almıyor. Belli aralıklarla doktora kontrole giderek hap şeklinde kemoterapisini alarak takibine devam ediyor. Bu kemoterapi sürekli mi? Hayır, değil. 3 ila 6 ay civarında bir süre alıyor. Bu vakadan vakaya değişiyor. Eğer hastanın evresi ileri ise, yayılmış bir hastalıksa, dağılmış bir hastalıksa, o zaman hastanın evresine, durumuna, önde giden problemine göre tedavi şekillendiriliyor Sinan Hocam. Evet hocam, gerek tabii korunmak için, gerekse hastalığı kontrol altına almak için ileri evrelerde bir tedavi planlaması yaptığınızı söylediniz. Şimdi Hasan Hocam, size döneceğim. Tabii bu kolondaki ya da karın içi organların hastalıklarında bugün teşhis yöntemlerine baktığımız zaman en çok duyduğumuz yöntemlerden bir tanesi kolonoskopi. Kolonoskopi hocam kimlerde, hangi şikayetlerde yapılır? Tarama amaçlı kimlerde yapılır? Hangi yaşlarda yapılır? Bir de bunun tersine dönelim hocam. Kimlerde yapılmaz ve böyle bir de yanlış bilgiler var yan etkiler konusunda. Bunları bir kolonoskopi bazında bir cevaplayalım hocam. Buyurun. Teşekkür ederim Sinan hocam. Tabii kolonoskopi çok önemli bir tanım metodudur bizim için, gastroenterologlar, cerrah arkadaşlarımız için. Kolonoskopi bizim hocalarımız derdi ki eskiden,
50 yaşın üstünde bir kişi de herhangi bir anemi tespit edilmişse, yani hemoglobin düşmüşse, ferritin düşmüşse, anayasa gereği bunlara kolonoskopi yapılır derdi. Biz gülerdik tabii böyle bir anayasa gereği deyince. Evet, yani neticede anemi varsa, hemoglobin düşmüşse, ferritin düşmüşse, yaş da eğer 50'nin üstündeyse bu kişilere mutlaka kolonoskopi, gastrointestinal endoskopi yapmak lazım. Hem mide endoskopisi hem de kolona kolonoskopi yapmak gerekiyor. İkinci en önemli şey ailesinde kolon kanseri öyküsü olanlar. Bunlar da normalde 50 yaşın üstünde aile öyküsü olanlarda 50 yaşın üstündeki bireylerde yakınlarında kolonoskopi yapmak gerekiyor. Bir başka önemli şey de nokta da eğer ailede örnek veriyorum 40 yaşında bir kolon kanseri olan birinci derecede yakını varsa 40 yaşından önceki 10 yıl önce yani 30 yaşından itibaren bu kişilere kolonoskopi yapmak gerekir. Başka kimlere yapalım kolonoskopiyi? Tabii kolona ait semptomlar varsa nedir? İşte karın ağrısı, rektal kanama, kilo kaybı, biraz önce de belirtmiştim ateş, terleme, bu gibi semptomlar, karın ağrısına eşlik eden semptomlarda kolonoskopi yapmak gerekiyor. Başka bir önemli nokta da mesela ailesinde polipozis sendromu deriz, aşırı polip olan kişilerde bunlarda da kolonoskopi yapmak gerekiyor. Çünkü bunlarda kanser gelişme riskleri de var. Kolonoskopi ile kontrol gerekiyor. Kimlere yapmamak lazım? Bir kere öncelikle kolonoskopi yapabilmemiz için hastanın isteği gerekiyor, onamı gerekiyor. Hasta eğer onam vermemişse onlara kolonoskopi yapmamak lazım. Eğer bağırsakta bir delinme şüphesi varsa, kişide divertikül vardır, bunda delinme olmuştur, karın ağrısı vardır, rektal kanama vardır. Bu kişilere de yapmamak gerekir çünkü perforasyon delinmeyi artıracak bir durum oluşabilir. Kolonoskopin indikasyonunu koymamak lazım bunlara. Başka ne olabilir? Kişilerde ek önemli hastalık vardır. Aşırı kalple ilgili ciddi sorunları vardır. Solunumla ilgili sorunları vardır. Bu kişilerde anestezi de eğer onaylamıyorsa yapmamak gerekiyor. Çünkü kolonoskopiyi yapabilmeniz için, başarılı bir kolonoskopi için anesteziye ihtiyacınız var. Eğer anesteziyi veremediyseniz kolonoskopi çok ağrılı bir muayene yöntemidir. Başarılı olma şansı da düşer. O bakımdan anestezi kontraindikasyonu engeli yoksa bunlara yaparız. Varsa bunlardan kolonoskopi yapmayız bu tip hastalara. Kolonoskopi tabii rektal kanama deriz. Makattan kanaması olan kişilere yapmak gerekiyor. Çünkü kötü huylu bir hastalık kanser olma ihtimali, kansere çevirebilecek polip olma ihtimali olabilir bu hastalarda. Ya da şeyden rektumdan iltihap geliyordur. İltihabi bağırsak hastalığıdır. Tabii iltihabi bağırsak hastalığı dediğimiz Crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalığını kastediyorum. Bu hastalarda karın ağrısı da vardır. Bu hastalarda bazen anemi gelişebilir. Crohn hastalarında özellikle ince bağırsağın son kısmını tutuyor çoğunlukla. Burada da tıkanmaya sebep olabilir. İleus dediğimiz bağırsak tıkanmaları olur. O durumlarda da başka yöntemlerle tanı koyup ileuslu hastaları cerrah arkadaşlarımıza, kolon cerrahisi yapan arkadaşlarımıza göndermemiz gerekiyor. Cihangir hocam söyledi, yani toplumda hemoroid çok yaygın, %50 kişide böyle semptom olmaktadır. Bunlarda da kanama oluyordur, rektal kanama oluyor çoğunlukla şikayet. Her hastayı hemoroiddir, bir şey olmaz diye evine göndermemek lazım. Bunlarda da en azından eğer hemoroid bile şüphemiz olsa, bunlarda da rektosigmoidoskopi dediğimiz daha kısa bir muayene yöntemine bakmak gerekiyor. Cihangir hocam da aynı şeylerden bahsetti. Dolayısıyla hemoroid bir insanda hem hemoroid olur
hem de iltihabi bağırsak hastalığı ya da kolon kanseri olabilir. Bunları göz ardı etmememiz lazım. Sonuçta hemoroid ameliyatları yapılıyor, duyuyoruz bazen bazı yerlerde. Kolonoskopi veya rektosigmoidoskopi yapılmadan direkt hemoroid ameliyatları yapılıyor. Bunlar hatalı şeylerdir, riskli yöntemlerdir. Kolonu tarayacaksınız, en azından rektuma bakacaksınız. Bir şey yoksa ondan sonra hemoroidle ilgili tedavi cerrahi arkadaşlarımız yapıyor. Bunlar yapılıyor ama yapılmayan yerler için bunlar halkımızı bilgilendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Hocam tabii özellikle bu kolona bağlı saydığınız biraz önceki şikayetlerin yaşanması halinde hastalığın nerede, ne şekilde olup olmadığını anlamanın yolu aslında girip bakmak. Onun için de kolonu içeriden görüntülemek aslında. Bugün kolonoskopi ve özet olarak şunu söyleyebiliriz ki yapılmasında bir engel hali yoksa kesinlikle özellikle 50 yaş sonrası herkesin kolonoskopiyi hocalarımızın önerdiği şekilde yaptırmasında fayda var. Evet Bülent Hocam, tabii kolon kanserleri bizim korkutucumuz. Bir kanser teşhisi konduğu zaman bir cerrah olarak yol haritanızda hangi başlıklar var? Bunları başlık olarak söyleyebiliriz ama asıl önemlisi olan tabii bizler acaba bu kalın bağırsak kanserlerinden, kolon kanserlerinden korunmak için nasıl bir yaşam tarzını benimsemeliyiz, neyi yapmalıyız, neyi yapmamalıyız? Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Bizim Ankara Üniversitesi'nde özellikle büyük hocalarımızın bize başta öğrettiği bir şey vardır. Hastalık ismi kolorektal kanser ama hastayı bireysel olarak değerlendirmek gerekiyor. Tedavideki en önemli basamak tabii tanıyı koymak. Tanıyı koymak için çeşitli yöntemler var. Hocalarım anlattılar. Ve bu tanı konulduktan sonra da evresini öğrenebilmek. Yani hastalık ne kadar yaygın? Bulunduğu yerde ne kadar yaygın? Başka yerlere sıçramış mı, sıçramamış mı? Bu evreleme işlemi çok önemli. Bunun için görüntüleme yöntemleri, MR'lar yöntem kullanılabiliyor. Ondan sonra da bu onkolog hocalarımızla, gastroenterologlarımızla, radyolog, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp hocalarımızın olduğu bir konseyde tartışmak gerekiyor. Çünkü her tedaviyi hasta bazlı değerlendirmek gerekiyor. Hastanın yaşı, diğer hastalıkları önemli, kemoterapiyi kaldırıp kaldıramayacağı önemli, ameliyatı kaldırıp kaldıramayacağı önemli. Tedavide ana başlıklarıyla yol haritamız bu. Korunma için ne yapmamız lazım? Esasında ilk sorunuzda da birazcık değindim. Korumayı da 2-3 başlıkta inceleyebiliriz. Birinci korunma, yaşam şeklimizi düzenlemek. Biraz önce saydığım gibi işte sigara, alkolden uzak durmak. Diyetimize dikkat etmek, sağlıklı ürünler beslenmek nedir? Meyve, sebze ağırlıklı, tahıl, lif içeren gıdalarla beslenmek. Bir de bazı takviyeler almak gerekebiliyor. Bunlar tam ispatlanmış, tam tavsiye edilen şeyler değil. Ama yine de kullanılan, bazı ülkelerde de tavsiye edilen yöntemler. Özellikle vitamin D ve kalsiyum takviyeleri eğer düşükse ve yüksek riskli gruplarda yani bir aile öyküsü var veya daha önceden bir kolon kanseri geçirmiş. Bu gruplarda da düşük dozda aspirin başlanması önerilebiliyor. Ancak izleyicilerimizle benim önemli vurgulamak istediğim bir şey var. Herhangi bir ilaç eğer kullanılacaksa muhakkak doktor tavsiyesi ve doktor gözetiminde kullanılması gerekiyor. Yani ben burada söyledim diye yarın gidip bir aspirin alıp başlamak tamamıyla yanlış. Çünkü her ilacın bir yan etkisi var. Faydası olduğu gibi yan etkisi var. Doktorun ikisi arasında karar verip size öyle tavsiye etmesi gerekiyor. İkinci korunma, hocam bahsetti, tarama kolonoskopileri çok önemli. 45-50 yaşından sonra muhakkak yapıyor. Ve gaitada gizli kan testi. Yani
büyük tuvaletinizde, büyük abdestinizde bir kan eseri var mı yok mu? Bunun testleri bütün sağlık ocaklarında yapılabiliyor. 45-50 yaşından sonra bütün izleyicilerimize tavsiye ediyorum. En yakın sağlık ocağına gidip bu testleri yaptırabilirler. Eğer pozitifse muhakkak kolonoskopi yaptırmalarını öneriyorum. Üçüncül korunmada kolorektal kanser nedeniyle ameliyat geçirmiş veya tedavi olmuş hastalarda yine sigara alkol alımının kesilmesi, diyete dikkat edilmesi, egzersiz en önemli yöntemleri. Sorunuz için teşekkür ediyorum hocam. Evet hocam, biz teşekkür ediyoruz. Tabii özellikle bu kişinin hayatındaki yapacağı düzenlemelerle bugün önceki programlarda da gördük ki birçok hastalığı önlemek mümkün. Bugün özellikle kalın bağırsak kanserlerinde de gerçekten Bülent hocamın işaret ettiği bu beslenme disiplini veya laboratuvardaki bazı eksikliklerin saptanarak hekim tarafından yerine konması, işte 45-50 yaşından sonra yapılan tarama amaçlı gerek kolonoskopi gerekse büyük abdestimizde kan var mı yok mu gibi ölçümler, bir de tabii sigara, alkol gibi hayatımızı zehir eden bir sürü maddelerden uzak durmak ve son olarak bir de tabii bazı takviyeler dedi. Bir de toplumumuzda böyle bilinçsizce bazı otlarla ilgili kapsüller falan maalesef böyle bir aldatma zinciri oluşmuş vaziyette. Lütfen hekiminiz size ne derse onları yapın. Hekiminizin laboratuvarına, deneyimine, bilgisine güvenin. Hocam biraz önce sağlığın birinci kuralının bilinçlenme olduğunu söyledi Güngör hocamız. Onun için umarız tabii hayatımızı iyi yönetiriz ve hastalıklardan da uzak kalırız. Şimdi minik bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sonra güzel hayat devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Evet sevgili izleyiciler, Güzel Hayat programındayız ve kalın bağırsak hastalıklarıyla beraber bir de boşaltım yolunu ilgilendiren hastalıklarımızı bilim insanlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Cihangir hocam, sorum size. Bugün hemoroid ve füsür problemlerinde özellikle akıntı, ıslaklık hissi, kaşıntı, kanama, ağrı gibi şikayetlerden bahsettiniz makat bölgesinde. Hemoroid ve füsürlerin tedavisindeki başlıklarımız neler ve bu hastalıklar tedaviden sonra tekrar eder mi? Bunları da sizden alalım. Buyurun hocam. Şimdi Sinan hocam tekrar olacak ama Hasan hocam da söyledi ama bugünkü yayından çıkması gereken en önemli derslerden bir tanesinin şu olduğuna inanıyorum. Hastalar hemoroidle ilgili şikayeti olduğunda ya da ana füsürle ilgili şikayetleri olduğunda kendilerine şu soruyu sormadılar. Benim gerçekten hemoroidim var mı? Ben hemoroidal hastalık var mı bende? Bundan emin olmaları gerekiyor ve bu nedenle mutlaka ve mutlaka bir hekime muayene olmaları gerekiyor. Eczacıdan gidip ilaç almamaları, komşunun söylediği bir ilacı kullanmamaları, aktardan gidip bilmem ne otunu almamaları gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü kolon kanseri, rektum kanseri hastalarının büyük bir kısmında biz, hocalarım da katılacaktır. Son zamanlarda hep hemoroidal hastalık tedavisi bilinç dışı aldıklarını görüyoruz. Tanıyı aldıktan sonra tabii ki ne yapmak lazım? Hemoroid hastalığı için hem cerrahi yöntemler var hem cerrahi dışı yöntemler var. Özellikle diyet inanılmaz mucizeler yaratıyor. Diyetin düzenlenmesi, sıvı tüketiminin artırılması çok önemli. Diyette lipi artırmak, posayı artırmak, kolesterolden biraz düşük, biraz az yağlı, bitkisel liflerden, özellikle bitkisel lif içeren kabuklu meyve sebzelerden zenginler tüketmek ve günde 5 bardağa yakın su tüketimi, 1,5-2 litreye yakın bir su tüketimi gerçekten mucizeler yaratıyor. Onun dışında bu hastalarda tuvalette uzun vakit geçirmemek çok önemli. Günümüzde özellikle tabletle, telefonla tuvalet alışkanlığını gidermeye çalışan, tuvalet ihtiyacını gidermeye çalışan insanlar çok fazla. Tuvalette mümkün mertebe az zaman geçirmek, az ıkınmak gerekiyor. Bunun dışında tabii ki bu bölgede kullanılan buradaki
ağrıyı azaltan, inflamasyonu azaltan fitiller, kremler, ilaçlar var. Bunlar kullanılabiliyor. Ilık oturma banyoları ya da ılık duşlar kullanılabiliyor. Soğuğun da burada etkisi var. Ancak yine hemoroid hastalıkta soğuk duş almak bir miktar zor olduğu için ılık duşlar, vücut ısısından birazcık yüksek duş almak ya da ılık suya oturmak yine bir rahatlama getiriyor. Tabii bunlarla tedavi olmayan hastalarda biz neler yapıyoruz? Ağırlıklı olarak ofis prosedürleri dediğimiz bantlama işlemi yapılabiliyor. Bir hafif bir anestezi altında genellikle bu bantlama işlemini yapabiliyoruz. Yine dağlama işlemi, koagülasyon işlemleri yapılabiliyor. Enjeksiyonlar yapılabiliyor. Belli ilaç enjeksiyonlarıyla bu hemoroid yastıkçıklarının köküne ve içlerine belli ilaç enjeksiyonlarıyla bunların içeride kalmaları, damarların büzüşmeleri sağlanabiliyor. Bunun dışında ameliyat olarak lazer günümüzde çok revaçta. Ancak yine şunun da bilinmesini istiyorum. Lazer bir mucize değil. Lazerle ağrının çok çok daha az olduğu da çok doğru değil. Ne lazer kullandığımız yöntemlerden bir tanesi ancak bir mucize yaratmıyor. Hastalar genelde ben lazerle ameliyat olacağım diyor. Fakat lazere uygun olmayan hastalar olabiliyor. Titreşim enerjisi, radyo frekans enerjisi bunların kullanıldığı enerjiler var. Bunlar hep hemoroid yastıkçıklarını içermeye ve damarların büzüşmesine yönelik yöntemler. Fakat dışarıya çıkmış, hiçbir şekilde içeriye girmeyen evre 4 dediğimiz kanamaya yol açan, ağrıya yol açan hastalıklarda cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Bunlar eksizyonel cerrahiler dediğimiz hasta olan hemoroid yastıkçığının yumrusunun çıkarılması esasına dayanıyor. Bazen de hafif sarkmalarla birlikte olan hastalarda Longo dediğimiz, stapler dediğimiz bir teknolojiyle içeriye asma ameliyatları yapılabiliyor. Yine bir nispeten diğer yöntemlere göre arızı ancak çok sınırlı bir hasta grubunda yapılabilecek bir ameliyat. Bunun dışında anal fistül için neler var? Hemen hemen aslında yöntemler yani ameliyat dışı yöntemler benzer. Yine diyet çok önemli, yine lif tüketimi çok önemli, yumuşak dışkılama çok önemli, tuvalette uzun vakit geçirmeme çok önemli, ılık duş çok önemli. Bunları mutlaka öneriyoruz. Ağrı kesiciler, bu bölgedeki ağrıyı azaltacak ağrı kesiciler önemli. Anal fistülleri hem istemli hem istemsiz olarak makat kaslarını sıkıyorlar. Tuvalete gitmekten kaçınıyorlar ağrıdan dolayı. Bunları gevşetecek elimizde nifedipin gibi ya da nitrigosit derivileri içeren ilaçlar mevcut. Bunları yine kullanıyoruz. Onun dışında daha ileri evredeki hastalarda botoks enjeksiyonu yine bu kaslara yaparak bu bölgedeki basıncı düşürerek yaranın iyileşmesini sağlayabiliyoruz. Eskiden daha fazla ameliyat yöntemine başvuruyorduk. Artık anal fistül için daha az hastada ameliyat yöntemine başvuruyoruz. Az bir hasta grubunda da ameliyat gerekli olabiliyor. Ameliyattan sonra tabii bu bölge ağrılı bir bölge. Hastaların en çok korktuğu şey de ben ameliyat olursam çok ağırlı bir süreç beni bekliyor. Kısmen bu konuda haklılardı. Evet, hemoroid ameliyatlarından sonra ağrı önemli bir problem. Fakat ağrı kesicilerle bu ağrılar kontrol altına alınabiliyor. Yine ameliyat sonrası hem ameliyat sonrasını rahat geçmesi için hem de hastalığın tekrar etmemesi için hem anal fistülde hem hemoroidal hastalıkta liften zengin beslenme, bol sıvı tüketimi, hayvansal gıdalardan, yüksek kolesterol içeren gıdalardan daha hafif beslenme, günlük belli bir spor alışkanlığının kazanılması ve tuvalette ıkınmadan, uzun vakit geçirmeden kaçınmak çok çok önemli. Evet hocam, tabii biz hep böyle hasta olunca nasıl tedavi edeceğimizi genellikle böyle bir yaklaşımımız var millet olarak. Fakat en önemli şey tabii insanların hayatında alacağı önlemlerle hastalığı aslında önlemek ve hasta olmamak. Siz de bu tavsiyelerde bulundunuz. Güngör hocam, tabii bugün bir kalın bağırsak kanseri teşhisi konduğu zaman onkolojide, tedavide, yol haritasında başlıklarımız neler hocam? Bunları da kısaca sizden alalım. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Hastalar bazen geldiklerinde diyorlar ki biz iyi doktor arıyoruz.
Ben de onlara şöyle bir cevap veriyorum. Ben de iyi hasta arıyorum. İyi hasta diye bir şey var. Yani kendine bakmayı bilen hasta. Uyumak, düzgün beslenmek, egzersiz, moral, motivasyon. Bir insan kendine bakmadan hastalığı ne olursa olsun tam bir tedavi olamaz. Bir kere hastanın kendine bakması lazım. Erken evrede ameliyat olduğu hasta koruyucu kemoterapi aldı. Ondan sonra takibe geçiyoruz. İlk 2 yıl 3 ayda bir çağırıyoruz. Daha sonra 2 ile 5 yıl arasında 6 ayda bir kontrollere çağırıyoruz. Önemli olan burada lütfen kontrolü aksatmayın. Çünkü erken bir şey yakaladığınızda tekrar onu çıkarabiliyorsunuz, halledebiliyorsunuz ama geç kalırsanız sıkıntı olur. Eğer hastalık ileri ise kemoterapi ile birlikte akıllı ilaçları kullanabiliyoruz. Akıllı ilaç ne demek? Halk arasında da çok konuşuluyor akıllı ilaç. Kemoterapi hem tümöre hem normal dokuya etki ediyor. Akıllı ilaç dediğimiz zaman tümöre bağlanarak etki eden, diğer dokulara da bir miktar etkisi oluyor ama daha çok tümöre bağlanarak etki eden ilaçlardan bahsediyoruz. Burada en çok sorulan soruları da peş peşe hızlıca söylemek istiyorum. Ülkemizde bu akıllı ilaçların temininde bir sıkıntı var mı? Hayır, yok. Devlet ödüyor mu? Evet, devlet ödüyor. Bununla ilişkili bir sorun yok. Biz bu akıllı ilaçları bir takım tümörde alınan parçada genetik testlere göre yapıp ona göre belirliyoruz. Peki benim hastalığım yaygınsa kemoterapi dışında başka hiçbir şansım yok. Var. Eğer kemoterapiyle biz hastayı ameliyat olabilir hale getirirsek, ameliyat da ettirebilirsek bu hastanın şifa şansı bile olabilir. Dolayısıyla hastalığın yaygın olması sadece ilaç tedavisi anlamına gelmez. Bunun dışında karaciğere, özellikle hastalık sadece karaciğerdeyse, atom tedavisi, radyonüklit tedavi, ben basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Karaciğere ilaç tedavisi, kemoembolizasyon, diğer yöntemlerdendir. Buradaki en önemli şey, tıbbın diğer alanlarıyla birlikte savaşmaktır. Çünkü bu bir savaştır. Kanserle hastanın arasına duvar örmeye çalışıyoruz. Bu duvara ben bir tuğla koyacağım, hasta bir tuğla koyacak, cerrah bir tuğla koyacak, radyasyon onkoloğu bir tuğla koyacak. Yeter ki siz kaçmayın, tedavinize devam edin. Elden gelen bir şekilde yapılacaktır. Hastalar şunu sorarlar bize, sıcak kemoterapi yapılsın mı, karın içerisine sıcak kemoterapi yapılsın mı? Bu çok rutin, çok standart değildir. Çok seçilmiş vakalarda, çok uygun vakalarda, pek çok hekimin tartışarak, karar vererek uygulayacağı vakalarda yapılabilir. Ve bu bir süreçtir. Bir hastamın bir sözünü ödünç alarak kullanacağım. Moraliniz nasıl dedim. Hocam dedi, bu yaştan sonra da kızamık olacak halimiz yoktu dedi. Tansiyon olacak, kalp olacak, bunlar olacak. Bunlarla da savaşmak lazım. Bir şekilde doktor, hekim, hasta, hasta yakını hep beraber bununla savaşacağız. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Hasan hocam, tabii biraz önce siz kolonoskopi detaylı olarak kime, ne zaman, için, hangi durumlarda yapılmasın yanıtladınız. Şimdi bugün özellikle gerek kanser öncesinde gerekse kolon kanserlerinde kolonoskopi eşliğinde veya girişimsel yöntemlerle bir takım işler yapıldığını biliyoruz. Bu başlıklarda neler var hocam? Kısaca onları da sizden alalım. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Sinan hocam, şimdi tabii tanı yöntemi olarak kolonoskopi kullanılıyor ama tedavi yöntemi olarak da kolonoskopi günümüzde kullanılıyor. Tanı yöntemi olarak ultrasonografi, tomografi, abdominal tomografi, sanal tomografiler var, kapsül endoskopi ve kolonoskopiler var. Ama kolonoskopi aynı zamanda tanının dışında tedavi yöntemi. Nedir bunlar? Biz bilindiği gibi toplumda, kolonda oluşan polipler olarak halkın bildiği et parçaları oluyor, büyümeler. Bunlar çoğunlukla ırsi olabiliyor, genetik olabiliyor. Bazen sporadik dediğimiz kendiliğinden olanlar da var. Bu küçük olan polipleri kolonoskopi cihazlarıyla kolaylıkla biz alıyoruz. Basit yöntemlerle, bazen biyopsi, forceps dediğimiz cihazlarla
bazen sineye dediğimiz kement atarak polipleri alıyoruz. 1 santim, 1,5 santime kadar polipleri alıyoruz. Ama daha büyük polipleri eskiden alamıyorduk. Açık cerrahiye gidiyordu bu tip hastalar. Tabii açık cerrahiyi Bülent hocam anlatır. Kolay bir iş değildir. Yani karını açıp içeriden girişimde bulunmak, ileride bağırsakta yapışıklıklar, ileride bağırsak tıkanmalarına falan yol açtığı için minimal invazi hangi yöntem varsa onu denemek gerekiyor. Şimdi nasıl ki telefon teknolojisi, uzay teknolojisi gelişti, kolonoskopi cihazlarında da çok gelişme oldu. Mesela biz geçen ay kliniğimize çok önemli cihazlar aldık. Bunlardan birkaç tanesi de kolonoskoptu. Bu kolonoskoplar eskiden biz herhangi bir bağırsaktaki hastalığı gözlemek için metilen mavisiz bazı boyalar kullanarak tanıya giderdik ve işte bunlarda tedaviye de buna göre ayarlardık. Ama şimdi aletler kendileri direkt herhangi bir boya sıkmadan kolonoskopi sırasında MBI, BLI, zoom endoskopi dediğimiz zoom kolonoskoplarla bu lezyonları kolaylıkla tanıyoruz ve bunlara tedavi yapmaya çalışıyoruz. Tedavi de nedir? Özel şeyler çıktı. Bu araçlar, ekipmanlar büyük saplı poliplerde ameliyata gitmeden eğer saplı polipler mukozanın altı, submukoza da ve kas tabakasında şeklinde ayrılır bu. Mukozal olanları endoskopik mukozal rezeksiyon dediğimiz EMR yöntemiyle alıyoruz. Bazı polipler var. Onlar submukozaya da ilerliyor. Bu polipleri de ESD dediğimiz endoskopik submukozal diseksiyon yaparak özel cihazlarla sanki koyunun nasıl derisini yüzüyorsunuz. O şekilde mukozayı ve onun altındaki tabakayı yüzerek bunları çıkartıyoruz. Tabii bu yöntemde patolog çok önem arz ediyor. Bunlar, bu numuneleri patolojiye gönderdiğimiz zaman eğer kas tabakasına kadar ilerlemediyse, lenf tutulumu yoksa bunlarda bu tedavi yeterli gözüküyor. Takip alıyoruz bu hastaları. Takip kolonoskopileri oluyor ve bunlar bu şekilde şifaya ulaşıyor. Ama daha ileri tabakalara erişmişse tabii bunlarda hem yakın takip yapıyoruz hem de bu hastaları cerrahi arkadaşlarımızla, hocalarımızla konsülte ederek bir kısmı da cerrahi yöntemlerle tedavi yoluna gidiliyor. Yani sonuç olarak kolonoskopi tanı yöntemini, artık tanı yönteminden bir bakıma çıkmış, tedavi yöntemine kadar da ilerlemiş gözüküyor. Bu tamamen teknolojiyle ilgili. Sonuçta şu anda hakikaten çok ileri kolonoskopik yöntemler var ve birçok ciddi, birçok hastayı karın ameliyatına göndermeden bu kolonoskopik yöntemlerle tedavi ediyoruz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu gibi yöntemler gerçekten uzman hekimlerle, hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü büyük polipler alınırken perforasyon, yani delinme, bağırsağın delinme riski oluyor. Bazen bu elektrokoter cihazları işlem bittikten sonra lokal peritonitler yapabiliyor. İleri dönemde yani kişi bu işi yaparken çakım dediğimiz bağırsağın en ileri kısmında aşırı gaz verilmesi, hava verilmesi sonucu balonlaşma ve delinmeler olabiliyor. Bazı hastalarda da tabii divertiküller oluyor. Bu divertiküller hastalığı olanlarda da bu yöntemler uzun süre bağırsağa gaz vererek yapılan işlemlerde riskler oluşabiliyor. Daha başka hangi yöntemler var? Direkt mekanik olarak da bağırsaklar zedelenebiliyor. Yani kolonoskop... Toparlayalım hocam, çok uzadı, gibi, zamanım kalmadı. Yani boru gibi bağırsak düşünülüyor ama tabii boru gibi değil o. Bazı yerlerde köşelenme yapıyor, dönmeler yapıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta önerimiz şu, ciddi polip olan hastalar bu işte uzman hekimler tarafından tedavi, kolonoskopik tedavilerin yapılması gerekir. Teşekkür ederim. Bülent Hocam, bugün tabii bağırsaklara iltihap hastalıkları var. Bu hastalıklarda acaba bunların başlıkları neler? Bu hastalıkların yönetimiyle ilgili ve önerilerinizle ilgili izleyicilerimize neler söyleyelim? Zamanı hızlı kullanırsak memnun olurum. Buyurunuz.
İltihap bağırsak hastalığı deyince 3 ulceratif kolit, Crohn hastalığı ve %7-10'luk ikisi arasında ayırımı yapamadığımız bir grubu söylüyoruz. Bu hastalıkların hepsi maalesef kronik, yani hastaların hayatları boyunca onlarla kalan hastalıklar. Bizim tedavide yaptığımız şey ise hastalıksız dönemlerini uzatıp alevlenme dönemlerini kısaltmak veya azaltmak. Risk faktörleri neler? Özellikle kolorektal kanserlerden farklı olarak genç yaş grubu riskli dönemde. Özellikle 30-40 yaşının altında olmak bir risk faktörü. Aile öyküsünün olması, yani bu hastalıktan ailede olması bir risk faktörü. Sigara ve alkol kullanımı ve aspirin gibi işte ateş düşürücü, ağrı kesicilerin kronik kullanımı. Yani yılda bir defa, iki defa kullanıyorsanız bir önemi yok ama bunun alışkanlık haline getirdiyseniz bu da bir risk faktörü. Tedavi, gastroenteroloji hocalarımız ve cerrah, kolorektal cerrahlar tarafından yönetiliyor. Kısaca şöyle söyleyebilirim. Ülseratif kolitin tedavisinin yaklaşık %70'i esasında ilaç tedavisi. %30 bize ihtiyaç oluyor, cerrahlara ihtiyaç oluyor. Eğer tedaviye yanıt vermiyorsa veya ilaca bağımlı hale geldiyse hasta, kanser geliştiyse, komplikasyonlar geliştiyse biz cerrahi olarak ülseratif koliti tedavi etmeye çalışıyoruz. Kronda maalesef cerrahi bir tedavi şansımız yok. Sadece komplikasyonları ameliyat ediyoruz. Kron hastalarında hayatı boyunca 3 tanesinden 2 tanesinde cerrahi ihtiyacı oluyor komplikasyonlar için. Peki nasıl korunabiliriz? Basit yöntemler yine. Mandıra ürünlerinden uzak durması gerekiyor bu hastaların. İkincisi az az sık sık beslenmeleri gerekiyor. Bol su içmeleri gerekiyor. Diyetlerinden alkolü ve gazlı içecekleri çıkartmaları gerekiyor. Belki doktor tavsiyesinde vitamin desteği almaları gerekiyor. Bu konuda hocam kısaca anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun hocam. Ve Cihangir hocam, tabii bizim kolonoskopide bu divertiküller ve polipler, biraz önce hocam da söyledi. Ama insanlar kendi başlarına bunlar önemsiz olduğu kararını veriyor. Bu iki başlık konusunda izleyicilerimize ne söyleyelim hocam? Şimdi poliple ilişkinlerde %20'ye yakın görülüyor aslında ve kolon kanserinin çok büyük bir kısmı bu poliplerden gelişiyor. Dolayısıyla çok önemli. Fakat biz kolonoskopi sırasında hangi polip kansere dönüşen polip, bunun ayrımını yapamıyoruz. Dolayısıyla kolonoskopi sırasında rastladığımız her polipi çıkarmayı amaçlıyoruz. Bir kişide polip saptandıysa kalın bağırsağın diğer kesimlerinde de polip görülme ihtimali de %30'larda. Dolayısıyla bu hastaların takibi gerekiyor. Polibin boyutuna göre içermiş olduğu displazi dediğimiz kansere dönüşmeye başlayıp başlamadığına, belli hücresel değişikliklerin olup olmadığına göre, sayısına göre, yaşa göre, ailede kalın bağırsak hastalığı kanseri, kalın bağırsak polibi olup olmadığına göre bu takip süreleri değişebiliyor. 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi süreçlerde kolonoskopik kontroller değişebiliyor. Son derece önemli. Kalın bağırsak kanserini önlemenin en önemli yollarından bir tanesi bu. Kolonoskopik olarak poliplerin çıkarılması ve takibi. Divertiküller ise farklı bir hasta grubu. Yine divertiküller kalın bağırsağın özellikle sol tarafında yerleşen küçük cepler. Bunlar daha çok divertikülit dediğimiz bir iltihaplanmaya sebep olabiliyor ya da kanamalara sebep olabiliyor. Bunların da yine önlenmesinde yüksek lifli diyetler, bol sıvı tüketimi, tuvaletin çok uzun süre tutulmaması. Çok kısa, çok özet. Bir, çok fazla doktor değiştirmeyin. Bu iyi bir sonuç getirmez. İkinci görüş alabilirsiniz ama bazen hastalar 3-5 doktoru değiştiriyor. İki, kemoterapiyi rahat mı geçirmek istiyorsunuz? Bu işin bir tane sırrı var. Bol su için. Bu zehir suyla atılır vücuttan. Suyu az içerseniz yan etki çok olur. Üç, uzun yaşamak mı istiyorsunuz? Egzersiz yapın. Haftada en az 3 defa 45 dakika yürüyüş. Daha uzun yaşayacaksınız. 4. Daha iyi hissetmek mi istiyorsunuz? Erken yatın, karanlıkta uyuyun. Çok teşekkür ederim. Evet.
Evet hocam, biz teşekkür ediyoruz. Tabii bugün kalın bağırsak hastalıklarında ve boşaltım yolu hastalıklarında yaşam tarzının son derece önemli olduğunu, alışkanlıklarımızın son derece önemli olduğunu, yaşamımızı zararlı olan bütün alışkanlıklardan temizlememizin ne kadar önemli olduğunu ve özellikle tabii şikayetleri mutlaka yeterince önemsememiz gerektiğini ve bir de tabii hasta olanlar için de doktorların çizdiği basamakları mutlaka ihmal etmemeleri gerektiğini hocalarımız altını çizdiler. Tabii devasal bir konu. Hocalarımız zaman ölçüsünde anlatmaya çalıştılar. Profesör Doktor Hasan Özkan, Profesör Doktor Bülent Erkek, Doçent Doktor Cihangir Akyol, Profesör Doktor Güngör Utkan hocamız, her dört hocamız da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin son derece değerli hocaları. Bilgileriniz, emekleriniz ve insanlara sağladığınız katkı eksik olmasın. İnşallah bu anlattıklarımız bizim insanlarımızın kulağına küpe olur ve bu hastalıklardan en az etkilenen insanlar olur. Yine bu programı izleyen kişilerimiz. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli hocalarıma. Evet sevgili dostlar, bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya yeni bilim insanlarıyla, yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Hepiniz sağlıkla, huzurla, güzel kalın. Hoşça kalın.